Beril Dedeoğlu, MIT casusluk mu yapıyormuş? Almanya Federal Başsavcılığı MIT'in casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı. Muhtemelen çok ilginç bir soruşturma olacak. Zira konu MIT'in gizlice bilgi toplaması ile ilgili. İstihbarat örgütleri yabancı ülkelerde ne yapar acaba? MIT, PTT ya da Iskimiki bilgi toplama faaliyetleri dışındaki bir işle uğraşmakla suçlansın. Görevleri ve varlık sebepleri arasında başka ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek, bilgi toplamak, ülke aleyhine olan ya da olabilecek faaliyetleri bildirmek olan istihbarat örgütlerini tam da bunu yaptıkları için suçlamak kolay olmasa gerek. Tüm ülkelerin istihbarat örgütleri ne yapıyorsa MIT de onu yapıyordur. Üstelik bazı istihbarat örgütlerinin faaliyet sürdürdükleri ülkelerde siyasetin yönünü değiştirecek işler yaptığı ancak MIT'in bu tür örgütlere pek benzemediği de bilinir. Yani MIT başka ülkelerde darbe yapmak, iç ayaklanma çıkarmak, sistemi değiştirecek işlere kalkışmak gibi konularda pek başarılı bir örgüt olarak bilinmez. Dolayısıyla Almanya'daki MIT faaliyeti Almanya'daki düzeni değiştirmeye yönelik olamaz. MIT'in Almanya ki faaliyeti başka ülkelerdeki faaliyetlerindeki gibi daha çok Türkiye yurttaşlarını ya da Türkiye kökenlileri izleme ağırlıklı olabilir. Dolayısıyla Almanya'yı çökertecek bir duruma doğrudan yol açabileceği söylenemez. Miti deşifre etme Yine her istihbarat örgütü gibi de faaliyetleri ancak deşifre olduğu zaman mercek altına alınır. Genel olarak her ülke topraklarında faaliyet sürdüren insanlardan kimin hangi ülkenin ajanı olduğunu, nasıl bilgi topladığını bilir, deşifre edilmesi ise ya faaliyet sürdürenin başarısızlığı ya da iki ülke arasında gerilim olduğunda hayata geçirilir. Açılan soruşturma, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli. Ne olmuş da Almanya MIT'i ajanlık yapmakla suçlayacak bir işlem başlatmış diye baktığımızda ise iki ülke ilişkilerinin neredeyse bir savaş haline sürüklendiğini gösteren iddiaları bulmak mümkün. Alman basınından yapılan iddiaya göre Münih Güvenlik Konferansı sırasında MIT müsteşarı Alman istihbaratı BND'nin başkanına darbe girişimiyle ilintili ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kişilere ait bir liste veriyor. Yani Türkiye dost ve müttefiki olan ayrıca istihbarat paylaşımına yönelik aralarında anlaşma bulunan bir ülke ülkeye listedekiler bizim aleyhimize faaliyette bulunuyor. Siz de buna izin vermeseniz diyor. Alman yetkililer ne yapıyor? Bu listeyi inceliyor ve listedeki isimlerin MIT'in ajanlık marifetiyle sıralandığına kanaat getiriyorlar. O da yetmiyor. Listedeki isimlere MIT'in kendilerini takip ettiği bilgisini veriyorlar. Haber verilenlerin çoğu da Türkiye vatandaşı. Gerilimi tırmandırma. Almanya'da Türkiye aleyhine faaliyet sürdürenlerin bu faaliyetleri nasıl ispatlanacaktı acaba? Gayet tabii izleme ve tespitle. Yakalanılmadığı sürece her ülke böyle yapıyor. MIT yakalanmamış ancak ihbar edilmiş. Ayrıca Alman İçişleri Bakanı Almanya topraklarında casusluk suçtur diyerek Almanya'nın niyetini açıklamış. Demek ki MIT'le ilgili kriz büyüyecek. Almanya'da casusluk suç ama Türkiye'de de suç. BND'nin Türkiye'de faaliyetleri muhtemelen vardır. Bu gelişmenin bir adım sonrasında karşılıklı sınır dışı etmelerle karşılaşırsak şaşırmamak gerekecek. MIT'in yurt dışı faaliyetlerinde belki başka ülke istihbarat kuruluşlarıyla ortaklıkları vardır. Belki Almanya'da da böyle çalışmalar oluyordur. Eğer MIT'in ortakları varsa... Onların açıklanması ve Almanya'nın onlar hakkında da soruşturma başlatması ne hoş olurdu. Beril Dedeoğlu, Star.